Herkese merhaba. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. AK Parti'nin en genç MKK üyesi Merve Tatar hanımefendi. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. İki bölümde yayını yapacağız. Aldığım konukları adeta böyle birçok konuya bölüyorum ki farklı farklı inşallah zamanlarda paylaşacağım yine. İlk bölümde HDP gerçeğini konuşacağız. İkimiz de taze mezunuz üniversiteden. O yüzden üniversite üzerinde Boğaziçi olaylarını konuşacağız. İlk bölüm bunlar olacak. İkinci bölüm biraz daha soft bir bölüm olacak. En genç MKK üyesi, kongrelere katılıyor. Parti içerisinde çalışmalar nasıl, bu gençlikte nasıl böyle heyecan, yoruculuk vesaire onları soracağım. Hem de pek çok genç için de inşallah örnek olur bu noktadaki aktaracakları. Evet, ilk bölümle başlayalım. HDP gerçeğini konuşacağız. HDP doğuda bitiyor. Elhamdülillah yavaş yavaş artık sonuna doğru geliyor. İnşallah. İşte Şırnak'ta biliyorsunuz seçimleri, Ağrı'da işte Savcı Sayan vesaire pek çok orada oyları azalmış durumda ama Batı'ya geldiği zaman durum biraz farklılaşıyor. Özellikle İstanbul'da işte Ekrem İmamoğlu'nun seçim almasında büyük bir katkısı vardı HDP'nin. İzmir'de vesaire oylarında bir nebze bir artış gözüküyor. Bunu neye bağlıyorsunuz Merve Hanım? Doğuda biterken Batı'da neden HDP biraz daha canlı gözüküyor? Aslında benim şahsi görüşüm şu an HDP kendi ismiyle var olan bir parti değil. Yani batıdaki varlığını farklı gruplar aracılığıyla ya da farklı ideolojik düşünceler, işte ne bileyim Devrimci. ekonomik çıkar üzerine bunlardan bir tanesi. Bunlar üzerinden yürütüyor. Yani baktığınız zaman aslında yükselen HDP'nin kendisi değil. Bir takım aktivist gruplar aracılığıyla işte onları ekonomik olarak destekliyor. Ne yazık ki üniversitelerde var olmasının sebebi de aslında genç arkadaşların heyecana kapılarak kendi düşüncelerini aslında ön planda sanki kendi düşünceleri ya da ideolojileri savunuluyormuşçasına kandırılmaya çok üzülerek söylüyorum, aldanıyor olmaları. Evet. Çünkü HDP'nin ve terör örgütlerinin şöyle bir Strateji. ilerleyişi var. Aslında tek dertleri silahlı bir bozgun yaratmak değil ya da silahlı işte çatışmaları askere yönelik yaptıkları. Bir nesil bir ülkeyi tüketmek istiyorsanız nesille başlayacaksınız. Kesinlikle. Dolayısıyla o kadar ince ince kendi algılarını belli etmeden ilerliyorlar ki aslında onların peşindeki üniversiteli kardeşlerim de bunlar dahil farkında değiller destekledikleri grubun HDP olduğunu ki ben bu ülkede hangi ideolojide olunursa olunsun ya da hangi aktivist hareketi savunuyorsa savunsun bir gencin işte terör örgütüyle bağlantısı olabileceği gerçeğine inanmak istemiyor. Dolayısıyla buna bu açıdan bakmanın daha doğru olacağı Doğru. Ben kanaatindeyim. şu aslında şu önemli dediniz orada. Yani mesela devrim marjinal gruplara özenti. Gezi Parkı'nda da adeta GTA Vice'de oyunu oynuyormuşçasına hani işte sokaklarda çıkıyorlardı. Aslında aralarında belki gerçekten Erdoğan destekleyen, hükümet destekleyen insanlar da olsa, gençler de olsa işte oradaki akıma kapılabiliyorlar ve marjinallik gençler arasında maalesef dediğiniz gibi aldatılmaya çok yol açabilecek bir durumda. Şimdi üniversite gerçeğine geldiğimiz zaman Boğaziçi olayı da karşımıza çıkıyor. Gezi'den sonra daha büyük, bence daha da büyük bir deneyişe girdiler ama çok şükür ellerinde yine patlamış oldu. Boğaziçi olaylarında aslında bir gençliği harekete geçirmek istediler. Çünkü doğuda istediklerini umamıyor, yani yapamıyorlar. Süleyman Soylu Bakanımız'ın dediği gibi artık neredeyse kalmamış durumda. O yüzden şehir yapılanmaları, KCK'lar, işte DHKPC gibi yapılarla yola çıkıyorlar. Bu bağlamda yani üniversitelerde bunların batıya giden, doğudan batıya giden gençler, belki aileleri dindar gençler bunların ama doğu batıya gittiği zaman çeşitli işte sosyalizm bilmem ne bir sürü akıma kapılıp gidiyorlar. Peki üniversitelerdeki durum nedir? Mesela sen de yeni bir mezunsun, ben de yeni bir mezunum. Ne görüyorsun üniversitelerde? Ve şu gerçeği de hatırlatmak istiyorum parantez içerisinde. Boğaziçi'nde aslında bir gerçeği de görmüş olduk değil mi? Yani akademisyenlerin durumunu, üniversite öğrencilerin mesela fişlenmesi vardı biliyorsun. KB olaylarından sonra fişlenmesi, yani biz de paylaş, biz de fişleyebilirsin diye. Aslında belki de bunlar gizli gizli yapılıyor olabilir, değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Ben bu duruma çok üzülüyorum yani siyasi kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Ben her şeyden önce bir Türkiye Cumhuriyeti genciyim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmadan önce bir insan. Yani bugün katliamlar yapan, insan haklarını hiçe sayan, ölümü meşrulaştıran,
gücün yozlaştırdığı düzeni bize paketle sunan bir sistemin üniversite gibi çok kutsal eğitim veren, hizmet veren yerlerde konuşuluyor olması ya da orada eğitim veren insanların, bunu akademisyenlerimiz dahil, sınıf arkadaşlarımız belki de dahil, bunu savunabilecek olmaları bana çok yani üzüntü veriyor. Bir insan göz göre göre neden terörü veya terör yandaşlarını veya teröre dolaylı destek sağlayan grupları savunabilir? Bunun yani bir de bunu öğrenci hakları adı altında yapmak, doğruyu alelen saptırmak. Yani insan zikri, bilmiyorum, belki biz bu düzenin içinde yetiştiğimiz için bize bunları, bu ayrımı yapmak kolay geliyor. Evet, olabilir. Ama onların neden yapamayışı beni çok üzüyor. Çok başarılı arkadaşlarımız var. Ben Gaziantep'te okudum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezun. Güneydoğu'da bir ilden, bir üniversiteden bahsediyorum. Ben hiçbir şekilde kendi üniversitemde, kendi hocalarım arasında bu tarz söylemlere, ki biliyorsunuz biz Güneydoğu'da işte bir tarafta Şanlıurfa, bir tarafta Diyarbakır, aslında işte sınırımızda Suriye olayları, aslında terör örgütlerinin yapılanmaya çalıştığı bir bölgedeyiz. Buna rağmen görmedim. Yani bir hocamın gelip de işte savunmaya meyilli söylemlerini hiç fark etmedim. Kaldı aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben balla kesmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Oradan lütfen devam et. Bak dikkat edin kıymetli izleyicilerimiz. Doğu'da ben bunu çok da rast geldim dediğin gibi örnekleri. Yani hatta Diyarbakır'da bile bunlara çok rast gelmiyor. Ama mesela ben kendi üniversitemde açık söyleyeyim. Düşüncem şu ki sanki özel olarak böyle DHKPC demiş ki bu isimler buraya gelsin. Bak benim sınıfımda Merve 3 tanesi hapis cezası alan, hapis cezası diyorum, üniversite okurken hapis cezası alan, okulla hiç alakası olmayan kişiler var. İşte diyorum ya, şehir yapılanması buralardan başlıyor. Hatta bir örnek daha vermek istiyorum. Bu abim de Katip Çelebi Üniversitesi'nin okul başkanıydı. İşte o seçimler zamanında okul içerisinde mescide gittiği zaman en çok gelen diyor, mescide gelenler aslında HDP kökenli gençler. Ama nasıl oluyor da işte şu oluyor belki de orada bir ırkçı yaklaşım. Maalesef gençleri işte sanki bir ayrım varmış gibi. Maalesef işte işin sonunda bir devrim olacak. Ama gidişat hiç önemli değil. Bebekler öldürülebilir. Polisler, Mehmetçiklerimiz maalesef katledilebilir gibi. Ama işin sonu bu olacak diye. Maalesef hani deniz gezmişleri de şimdi kutsayıp önceden asanlar. Şimdi onu biliyorsun ne hale getiriyorlar. Üniversitelerdeki durumu aslında tam dediğin özetler durumda. Doğudan gelen genç batıya geldiği zaman hem ailesinden kopuyor hem de orada bu marjinal gruplar elinde adeta maalesef bir oyuncak haline geliyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Ben şunu yani söylerken sen düşün. Devrim derken neyi bekliyorlar mesela? Yani ne olmasını hayal ederek hani böyle bir hareketin içerisine girebiliyorlar. Şimdi baktığınız zaman Türkiye zaten bir devrim gerekiyorsa, Türkiye zaten kendi devrimini yaptı. Ve yapıyor, bugün evet. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülkeden bahsediyorum. Ya ben yurt dışına çıktığım zaman göğsüm kabarıyor. Yurt dışına çıkmana da gerek. Çok sık seyahat ediyorum ve seyahatlerin çoğunu İstanbul Havalimanı aktarması, ülke içinde de yani yurt içinde de İstanbul Havalimanı aktarmalı yapmak durumunda kalıyoruz. Yani oradaki yabancıların sadece bir havalimanı görerek bizim ülkemize olan övgüleri bugün Türkiye'nin hangi konumda olduğunu zaten gösteriyor dışarıya. Bana kalırsa bu geçmiş Türkiye'den bugünkü Türkiye zaten bir devrim, savundukları şey gerçek bir değişim, gerçek bir Türkiye varoluşuysa. Evet. Biz bunu yaşamışız. Birinin bana bu devrimi gerçekten anlatabiliyor olması lazım ki, konuşabiliyor olmamız lazım ki bir eksisi, artısı nedir? Yani kim kimi ikna etmek durumunda? Genç kardeşlerimiz de bunu bir düşünebilelim, konuşabilelim diye düşünüyorum. Evet. Diğer yandan bizim de bölgelerimizde terör girişimleri oluyor. Yani şöyle mesela İstanbul'da bugün bir terörist faaliyetten sonra bütün gençler ayağa kalkıyor. İşte devlet suçlanıyor bazı bölümlerinde. Bundan sonra işte hareketler başlıyor. Gezi olayları örneğe gibi mesela. Şimdi bakıyorum Gaziantep'te biz Karşıyaka Polis Karakolu önünde bir
terör saldırısıyla karşı karşıya gelmiştik. Gaziantep'te de bir yapılanmaya kalkıştılar ama yerel halk buna hiçbir zaman müsaade etmedi. Gençler üzerinde, yani bizim de gencimiz var, bizim genç nüfusumuz yok ama o gençler o kadar dirayetli bir şekilde durdu ki bunu yapanın PKK, DAEŞ, YPG bunları bilerek hareket ediyorlar. Öbür yandan şunu düşünmek durumunda kalıyor. Batı'daki gençler bunu bilmiyorlar mı? Yani bugün alelen tüm delilleriyle, geçen Gara operasyonuyla ilgili her detay medyaya sunuldu. İlgili basın kuruluşlarına bırakıldı. Gerçekler bu kadar alen ortadayken insan aklı neden kabullenmek istemez? Akıl almaz bir şey ya. Gerçekten akıl almaz. Bazen böyle geçen işte Mücahit abi yayın aldığım zaman aklımı kaybedecek gibi oluyorum diyor. Doğru, aklı kaybedecek gibi. Yani diyorsun ki bir yandan şey diyorsun, insan hakkı diyor. Bir yandan bebek patlatılıyor. Bir yandan yani bunlar işin garip tarafı da şu. Millet İttifakı kendine millet deyip adeta PKK'nın çerçevesinde bir ittifak olmuş. Ve son zamanlarda FETÖ, HDP'yi adeta alenen esir almış durumda. Yani esir almış dedim, zaten birlikteler. Ama şöyle bir durum da var. Yani mesela bu çözüm sürecinde bir yol denendi. Kan akmasın diye yol denendi. Sonra masa dağıtıldı. Masa PKK tarafından bir devlet bir şey uzattı. Evet. Cumhurbaşkanımızın en çok oy aldığı zamandı. Yani aslında bir büyüklük yaptı devlet. Burada böyle dedi ki bu şey, bir de tabii Barzani'yle karıştıranlar var. O da ayrı bir konu olur aslında. Ayrıca işleriz. Neyse, böyle bir şey oluşturuldu. Ya ardından gittikleri, ilk yöneldikleri şey terörden sonra yani hiç yan yana gelmesi beklenmeyen, hani diyorlar işte bize zulüm yaptığınız şey Said'e kadar bilmem ne, CHP'yle yan yana gelebiliyor olmaları. İşte dediğin gibi aslında akıl alır gibi değil dediğim şeylerden birisi de bu. Şimdi bu bağlamda son olarak önce şunu da bir ifade edeyim. Üniversitelerdeki gençlere buradan çağrımız, lütfen okuyup araştırıp bakarak milli manevi değerlerimize, kimse kimseyi ayırt etmiyor. Ben şöyle söylüyorum, ben bugün Türk doğdum. Anam babam Türk, annem Yörük, babam Sivaslı ama Diyarbakır'da olsam hiçbir şey, yani elhamdülillah Müslüman olmak hani takvadadır diyor ama maalesef dini şeyleri de saygıları da burada kaybedilebiliyor. İnsan istediğini seçmekte özgürdür, eyvallah, ama yani ortak değerlerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Bunun da farkında varmak gerekiyor. Şimdi sen bir MKK üyesi olarak, tabii ki toplantılar orada özel yapılıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu. Bir de MYK'mız var. Bunun da MKK'nın ne olduğunu söyleyelim. Bilsin özellikle gençlerimize. İkinci bölümde ona geleceğim. Onun daha çok böyle heyecanlıyım. O genç olduğumuz için orası daha tatlı geliyor. Ama bu ağır konularda konuşmak durumdayız. HDP'nin kapatılması parti içerisinde, partinin üst düzey organlarında konuşuluyor mu? Veya senin düşüncen nedir? Hani oradaki net olarak şey yapılmayabilir. Şunun için soruyorum. Net olarak sormamamın sebebi, çünkü burada bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bunu da anlatmak istiyorum çok kısaca müsaadenle. Mesela HDP kapatılsa oylar nereye gidecek? Diyelim CHP bu noktada güçlendi. Ne olacak? Can Dündar gibi, FETÖ gibi organla normalleşmeye gelebilir. O yüzden derin düşünülmesi gereken durumlar ve kapatılsa yenisi açılabilir mi vesaire, anayasa bağlamı var. Bunları sana sormak istiyorum. Konuşuluyor mu? Senin bu konuda düşüncen nedir? Kapatılmalı mı? Kapatılırsa yenisi mi açılır? Ne olur? Kısaca bu sorunun da cevabını alıp inşallah ikinci bölüme geçmek istiyorum. Buyurun. Şimdi bir şey söylediğimiz zaman bu direkt sanki bizim şahs, hani ünvanlarımızdan dolayı ağzımızdan şahsi çıkan şeyler bazen sanki partinin kararıymış, görüşüymüş gibi algılanabiliyor. Ama her şeyden önce benim şahsi fikrim HDP kapatılmalı. Kapatılmak zorunda artık. Yani ben bir genç olarak hiçbir şekilde terör örgütü PKK'yı savunup onun diliyle konuşan, bugün benim askerime, jandarmama, halkıma, annelere, babalara zulmeden, acı yaşatan bir grubun siyasi temsilcisinden tek bir insan o meclisin içerisinde yer alamaz. Mazbata, bunu ben sadece aynen öyle. Bir partili olarak da diğer partiler arasında böyle isimler varsa, aynen öyle. Kazara birinin, ya bir teröristin cenazesi gitmek konuları zaten konuşmuyorum. Böyle bir eğilimi varsa, anlayış gösterebiliriz cümlesini dahi kurabiliyorsa bir milletvekili o meclisin içinde, buyur kardeşim dışarı denebilmeli, denmek zorunda. Bunun başka çıkar yolu yok. Biz şu an bir annenin yüzüne nasıl bakabiliriz? Gittiğim zaman o partinin direkt PKK terör örgütünü orada savunuyor olması bir genç olarak benim şahsi kanıma dokunuyor. Kabul edilebilir hiçbir yönünü görmüyor. Doğru söylüyorsun. Yani. Bence bunun için de gerekli tüm çalışmalar yapılmalı. Ve bazen soru işareti oluyor. Acaba halk ne der? Eğer böyle bir şey olsa ben
ülkeme, milletime sonuna kadar güveniyorum. Zaten anket Çok yapılmış da mutlu Merve, anket yapılmış %67 çıkmış ki benim düşüncem %70'leri de şu an aşmış durumdadır. Evet. Çok çok üstünde çıkar. Evet. Yani bunun Evet. hani hiçbir kesim tarafından kabul edilebilir. Ben bunun CHP'nin HDP ile olan ittifakını gerçek CHP'lerin kabullendiğini düşünmüyorum zaten. Ya Kesinlikle. bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü önder alarak kurulmuş bir parti bunu Alakalı. yapamaz. Bunun Evet. tabanı da bunu yapamaz. Kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla gerek CHP'nin gerçek tabanı, gerçek olan tabanından bahsediyorum. Gerek diğer partiler böyle bir girişimde bir bütün olup HDP'nin kapatılması için gerekli çalışmaları yapacaktır ve milletimiz buna gereken desteği verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Öte yandan yenisi açılır mı? Ya partiler kapatılır, açılır, açılır. Önemli olan bir partinin ne niyetle açıldığı, açıldıktan sonra ne gibi temsiliyet noktasında, ne gibi çalışmalar yaptığı ve medya önündeki söylemleridir. Ya açılırsa tekrar Zaman kapanır eğer terörle mütesip, öyle değil mi? Hukukun bir kaidesi var, müeyyidesi var. Yani. Gerekirse ya bilmiyorum ben hukuki açıdan şimdi bazen heyecanımızdan olabilir kabullenmediğimiz şeyler oluyor. Mesela bu mevzuatlar, işte bürokrasi bazen takınılan noktalar var ya. İnsan eliyle yapılmış bir şeyden bahsediyor. Evet. O dönemin şartlarına göre yazılmış, çizilmiş ve uygulanır. Bunu neden değiştiremeyelim? Yani bugün terör örgütlerini misal veriyorum konumuz o olduğu için. Evet. Temsiliyetini ima edici ya da onları savunmaya yönelik hiçbir siyasi ideolojinin mecliste kabul edilememesine dair bir çalışma yapılır, kanuni Çok çalışma bile yapılabilir, tüzük çok bile. çok doğru bir yere değindin az önce. Aklıma da geldi. Bu arada dediğin doğru. Anayasal bir kesinlikle çalışma yapılması lazım ama az önce aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Hani dedin ya halk seçmiş, seçebilir, yanlış yapabilir. Yani bu olabilir. Burada aslında Nazi örneğini vermek bence çok doğru olacak. Çünkü Almanya'da da Evet. biliyorsun Nazi de seçimlerde olmuştur. Bir de şu örneği vererek bu konuyu sonlandırmak istiyorum. Dedin ya hani sadece HDP değil, mecliste biliyorsun terör örgütlerine işte yanaşan bütün partiler var. En son Enis Berberoğlu geldiği zaman CHP'nin grup başkan vekili Engin Altay aynen şunu söyledi. Enis Berberoğlu'nun gelmesi güzel ama iki tane de HDP milletvekilinin de geri gelmesi gerekiyor. İki tanesinden bir tanesi Leyla Güven, diğeri Musa Farisoğulları. Leyla Güven PKK ile savaşa hazır olun diyen birisi direkt bunu söylüyor. Ağzında var, videolarına bakabilirsiniz. Musa Farisoğlu da 10 yıl silahlı terör örgütüne yani PKK'ya üye olmaktan ki PKK diyemiyorlar. Bastıra bastıra PKK terör örgütüdür. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne bulmuş biliyor musun sonra? Diyor ki reklamını yapmamak için. Ya yeni aklına geldi. Bravo. Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorsun. Reklamın dibini sen çizgisini beğenerek zaten senin şeyin yapıyor. Üyelerin yapıyor. Canan Kaftancıoğlu bir tane tweet atmayarak zaten reklamın dibini yapmış oluyor. Neyse bu konuda söylenecek çok şey var. Ben biraz da gençlerimizin özellikle beklediği konuya gelmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Fikirlerin gerçekten güzeldi ve hatta şunu söyleyeyim. Pek çok konu kaldım ama böyle genç olduğumuz zaman daha net, daha böyle dik net konuşuyoruz. Bu izleyicilerimizin de büyük ihtimalle. Çünkü çok lafı böyle eğip bükenler oluyor. Biliyorsun yani fark ediyorsundur işte televizyonda görüyorsun. Öyle Olabilir. diyor kardeşim. İşte bu yani bu kadar. Yani evet Ya izlediğiniz için net. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim katıldığın için de. İkinci bölüme geçeceğiz şimdi. Merve'nin hesaplarını aşağı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Parti çalışmaları, kongreler. İkinci bölümde onları da soracağım. Onlara da bakabilirsiniz. Yorumlarınızı alırsanız tekrar inşallah katılırsın değil mi? Yorumlara göre. Evet, Ha. memnuniyetle. Buradan almış olayım. Efendim Instagram'dan Melih Estacı olarak takip edebilirsiniz. Melih Estacı@gmail.com'da iletişim reklam sponsor olarak konuda yazabilirsiniz. Katıl butonundan kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.